Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde İskitler yani Sakaları inceleyelim. Sakalar milattan önce 8. yüzyılda Orta Asya'nın Tanrı Dağları ile Karadeniz'in kuzeyinde kalan geniş bozkırlarda yaşayan atlı göçebe topluluklar olarak adlandırılıyor. Zaten kendilerinin Türk olarak nitelendirilme nedeni de bu atlı göçebe yaşam stilleridir. Bunun dışında bildiğim pek bir kaynak ya da kanıt da yok zaten. Yunan kaynaklarında İskitler, İran, Hint ve Çin kaynaklarında Sakalar olarak adlandırılıyorlar. Biz de bu nedenden ötürü Sakalar adıyla kendilerini adlandırıyoruz. Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluktur İskitler. Bu nedenle önemli. Hükümdarları Alper Tunga'dır. Ve Türk olduğu kesinlik kazanmıştır hükümdarlarının. Kaynaklarda öyle belirtiliyor. Hatta Alper Tunga üzerine meşhur İranlı bir yazarın yazdığı Şahname var biliyorsunuz arkadaşlar. Firdevsi'nin bu eser. Bunu da dipnot olarak belirtmekte yarar var. Üstü çadırlarla örtülü atlı arabalar kullandıkları kaynaklarda yine belirtiliyor. Ve inançlarının Gök Tanrı, diğer Türk boylarında olduğu gibi Gök Tanrı inancını benimsedikleri yazıyor. Ölen kişiyi atı ve sevdiği eşyalarla beraber gömmüş İskitler arkadaşlar. Bu durum İskitler'de ahiret inancını kanıtlar niteliktedir. Yani Gök Tanrı inancıyla örtüşen bir inanç biçimi. Bu da Türk olduklarını kanıtlar nitelikte bizim için. Ayrıca ölen kişiyi mumyalamışlardır arkadaşlar. Bu da İskitlerle ilgili güzel bir dipnot diyelim. İskitlerin sanatı gelişmiştir. İşte saray eşyaları taşınabilir nitelikte. Sanat eserlerinde hayvan figürlerini işlemişlerdir bunun yanında. Bunların bize gösterdiği de bunların göçebe bir yaşam sürdükleri ve hayvanları sanatta kullanılması da atlı ve hayvancılık üzerine kurulu bir hayatlarının olduğunun kanısıdır. Eserlerini söyleyelim arkadaşlar bunların. Alper Tunga ve Şu destanı İskitlere ait bir destandır. Altın ve gümüşten at koşum takımları, kemer ve tokalar yaptıkları görülüyor. Bunlar da yine sanatsal faaliyetler üzerine güzel örnekler. Ekonomilikleri büyük ölçüde zaten sanatlarında kullandıkları hayvancılığa bakarsak hayvancılık üzerine kuruludur ekonomileri. Arkadaşlar İskitlerle ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum.